İngiltere İstatistik Kurumu mayıs ayında enflasyonu iki olarak hesapladı. Fakat son 3 yılda %11'i bile gören inatçı enflasyon yüzünden her şeyin ortalama fiyatı yüzde %20 daha pahalıydı. Evet, enflasyon düştü bu iyi bir şey ama bence biraz daha olmalı. Çünkü kişiler hala yiyecek dağıtan hayır kuruluşlarına bağış çeklerine muhtaç. Ben süpermarkette çalışıyorum ve neler olduğunu görüyorum. Doğru. Yüzde 2'ye düştü ama önce fiyatlar yükseldi, yükseldi. Sonra yukarıda bir yerde yükselmesi yavaşladı. Ama yüksek enflasyon yüzünden hali hazırda alıp başını gitmiş fiyatlardan kaçamıyoruz. Hayat bağlılığıyla aranız nasıl? Fiyatlar tırmandı. Gaz, elektrik fiyatı tırmandı. Yiyecek fiyatları arttı. Maaşlar yetersiz. Londra çıldırdı. 14 yıllık iktidarın ardından Muhafazakar Parti 4 Temmuz'da erken seçim ilan ettiğinden beri rakibi işçi partisiyle ekonomi odaklı çözüm üretme yarışına girdi. Zira seçmen mevcut ekonomik durumdan hiç memnun değildi. Hükümetin yaptığı günlük sıradan kişileri gözetmek değil. Onlar daha yükseklerde olan kişilere bakıyor. Çalışan kesime değil. Bütün her şey tavan yaptı. Herkes zorlanıyor. Hayat pahalılığı nedeniyle kimse cebindeki parayla ay sonunu getiremiyor. Süpermarkete gidin. Diyelim ki yanınızda 20 sterlin var. Sizce ne alırsınız? Belki 3-4 parça bir şey ama eskiden 7-8 parça alırdık. Sorun burada. Yalan söylüyorlar. Eskiden olduğundan çok daha fazla arttı. Özellikle et fiyatları. Et ve sebze şimdi çok daha pahalı. Enflasyondan hemen sonra açıklanan İngiltere Merkez Bankası faizi de %5.25 seviyesinde kaldı. Meydanı işçi partisine bırakmamak için Muhafazakar Parti Genel Başkanı Rishi Sunak %2'lik enflasyonu bir başarı gibi sunmaya çalışsa da seçim sonucunu çarşı pazar gerçekleri belirleyecek gibi.